eyvallah, giderken her yeri kapatmadı Fahim. Bu camı kim açmış şimdi? Makbule abla Antep'ten erken dönmüş olabilir mi? Yok canım, o akşamüstü gelecekti. Ah! Bu örtüleri kim kaldırmış? Arada tık tık diye atıyor. Sonra birdenbire iki tık tık birden diye atıyor. Tahsin'cim, senin ölçmene gerek yok. O göğsüne taktıkları kablolar 24 saat boyunca senin nabzını, tansiyonunu ölçecek. O beline taktıkları alete hop kaydedecek. Ama demek ki bak durum ne kadar vahim ki. Doktor yazdıktan döner dönmez hemen gelin alet takalım edelim falan dedi. İyi de oldu yani, döndüğünüz gün daha bavulları eve bırakmadan gelin demek istemedi bence. Ay, baba. Şuna bak, sen benim sağlığımı hafifimi alıyorsun. Alay mı ediyorsun benden? Hayır babacığım, aşk olsun. Ay babanı sinirlendirmesin evladım. Doktor Tahsin Bey'in kalbini hayatının kendi seyrinde takip edeceğiz. 24 saat çok büyük üzüntü, heyecan olmasın diyor. Tahsin'cim, Sabit Efendi'yi çağırsak mı erzak alışverişi için filan? Aman olmaz öyle şey. Ne diyeceğiz? Yeğenimiz kızınızı nikahsız aldı, Amerika'ya kaçırdı. Şimdi biz de size sipariş veriyoruz diyeceğiz, öyle mi? Oh! Maşallah, kaymaklı ekmek kadayıfı. Ay doğru vallahi. Artık onlardan bir şey isteyemeyiz. Hayır, zaten nasıl yüzlerine bakacağım onu bile bilmiyorum. Ay vallahi rezil olduk insanlara. Çok mahcup olduk. Vallahi bu mevzu açıldığı zaman şurama bir şey tıkanıyor. O Sacit gözüme gözükmesin benim. Babacığım bence zaten tamamen Sacit yüzünden oldu sizin bu yaz ki bu ciddi tıktıklarınız. Ay o hamiyetlere bir ayak üzerinde 9 yalan söyledik bir aydır. Ah o Sacit bir elime geçse. Yani bir elime bir kaşık suda. Neyse. Her şey çok iyi, çok güzel. Tahsin'cim, avukat yok, heyecan yok. Sabit Efendi bizi vurmaya geldi. Ay sus kızım. Açın kapıyı. Bin 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 abone yolun ortasına koyuyorsunuz böyle şeyleri. Ayağımın altında kalıyor ya. Ay ne oldu Burhan? Büyük bir felaket. Ne oldu yahu? Sabahtan beridir sizi bekliyorum. Nerede kaldınız ya burada? Babamı doktora götürdük. Sabahtan beridir doktor gezip dolaşıyorsunuz. Burada kim öldü, kim kaldı hiç sormuyorsunuz ya. Kim öldü yahu? Ay Tahsin'cim sakin ol. Ölenle ölünmez. Kim öldü ya? Ay, siz söylüyorsunuz ya Burhan Bey. Ay ben başka bir felaketten bahsediyorum burada. Ay ne felaketi söylesene Burhan. Çok fena, çok fena, çok fena, çok fena. Düşündükçe böyle içim bunalıyor. Ne oldu ya? Ay söylesene, çatlayacağım vallahi. Benim evde şofbem bozuldu. Şofbem bozuldu. Ay böyle patladı da böyle büyük bir tehlike falan mı atlattın? Yok, kendi kendine oldu. Böyle ben musluğu açarım. Ondan sonra sıcak çıksın diye bekliyorum. Ahı ısınmadı bir türlü. Büyük felaket dediğin bu mu yani? Ben bir haftadır banyo yapmıyorum Tahsin Bey amca. Haberin var mı senin? Şu anda pislüğün tekiyim ben. Kokuyorum. Kokuyorum. Her yerim kokuyor şu anda benim. Yayıyorum kokuyu şu anda. Ay ben siz etmedim ya. Asir gelip yiyeyim. Hayır. Telefonum çalıyor Burhan Bey. Kim bu yahu, gelir gelmez. Ay sinirlenme güzelim. Cem'dir herhalde. Şimdi mi aklına gelmiş? Hoş geldin. Aslı boşanacaksan boşan bundan artık. Yeter yahu. Nedir bu? Bu huzursuzluğa dayanamıyorum artık. Doktor dolaşıyorum baksana. Bu yaştan sonra taşıyamıyorum artık ben bu yükü. Hayır babacığım, bir huzursuzluk falan yok. Her şey çok iyi, her şey çok güzel. Alo. Sabah gelir gelmez ararım demiştim. Ses sera yok. Bir aydır görüşmedik Aslı, farkında mısın? Neyin peşindesin sen Allah aşkına? Kim arıyor? Divi mi o? Beni soruyorsun, yok de. Uzak tutun çocuğu bindin. Ya Cem.
Kısmet işte, biz de ancak yerleştik. Ha kısmet. Biz burada ciddi kararlar verme aşamasındayız Aslı Hanım. Ben kaç gecedir uyumuyorum burada. Burhan Bey'in de şofbeni bozulmuş. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Ha dalga mı geçiyorsun? Ne diyor? Fırça mı atıyor sana? Hayır babacığım, hatırımı soruyor. Her şey iyi, her şey güzel. Olur mu öyle? Cem, ben seni daha müsait bir zamanda arasam. Oldu, hadi bakalım. Ne yapacaksınız? Ayrılıyor musunuz artık? Yani işte yarın avukatlarla randevumuz var babacığım. Ama yani size bağlı, nasıl arzu ederseniz benim için çok fark etmez, önemli değil. Ayrılın bitsin o zaman. Bıktık artık ya. Ya bir kere kaldım, Ayvalık'a gelmedi. Hayırsız. Barışmak isteseydi bal gibi gelirdi. Allah'ım yarabbim. Ne olacak bizim bu şofben işi İfot? Bir haftadır kokuyorum ben. Bir bakıyorum orası mı kokuyor, öbür tarafa gidiyorum orada kokuyor, öbür tarafta bir bakıyorum yine koku. Sonra sınıf 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 bir baktım, burnuma inanamadım yani. Bir kokuyormuş. Madem şofben bozuldu, niye yaptırmadın evladım? Niye bizi bekledin? He, ben mi yaptıracağım ya? Ev sahibi siz değil misiniz? Ya kusura bakma da Tahsin Bey amca, dış görünüşte nur yüzlü tonton bir ihtiyarsın ama... ...para konuları geldiği zaman şeytan boynuzların hemen yerine fırtlıyor. Burhan, şakanın tadı kaçmasın. Ama İfot... Hassas. Şofbeni ben mi yaptıracağım ya? Allah'ım yarabbim. Siz ne zaman geldiniz ya? Burada çay bile içilmiş. Ne? Yaptırmam evladım, yaptıramam. Benim bin tane derdim var, ne diyorsun sen? Ya bak, Sacit... Kızı kaçırdı Amerika'ya. Kız kardeşime seyahate yolladık diye kıvırıyoruz. Muhallebici Mahmut idare ediyor. Oraya bir adam bulmak lazım. Son, bugün Makbule Antep'ten dönüyor. O kendini yakmaya kalkan manyak peşinde mi diyeyim, Allah bilir. Doktor bana üzüntü ve heyecan yasak dedi. Senin şoförün bana vız gelir tırız gider vallahi. Makbule bugün mü dönüyor ya? Ben de kaç gündür buradan aşağıya doğru ayak sesleri geliyor. Ben geldi de hani benimle konuşmayı zannettim. Ne? Şey, Makbule bugün akşamüstü geliyor Burhan. Ha. Peki o derici manyak İzzet'le hala flirt ediyor mu? Yok canım, ne münasebet. Ay hakikaten yani, düğünden sonra beni bir daha arama demiş. Kestirmiş atmış bak bule. Öyle mi ya? Aa, çok güzel. Çok güzel ya. Makbule bugün geliyor yani. Makbule bugün geliyorsa o zaman... şofbeni de yaptırmıyorsanız ben burada duş alayım. Yok artık. Ne var canım? Aslanın banyosuna girsin. Alsın duşunu Burhan, gitsin. Şu anda çok zor durumdayım İfot. Yani hadi kokuyu, kötü kokuyu parfümle bastırabiliyorsun. Ama akşamları şöyle kuvveti uzanıp saatlerce buruşana kadar eğer yatmazsam... ...ruh halim o kadar hassas ki hemen de bozuluyor. Ne? Ay ne var canım? Ay sende bu çocukta da cüzdan mı var? Bırak alsın. Hansa yaratma rica ederim. Yani heyecan olmasın. Ben gidip biraz uzanayım. Yol yordu beni. Zaten kalbim de rahatsız. Daha ortada bir şey yok Tahsin'cim. Ay Aslı. Tamam anne, yıkansın ya. Üf. Ay onu demiyorum, babanızın yanında söyleyemedim. Biz yokken bu ev hırsız girmiş galiba. Ne? Vallahi. Geldiğimizde cama çıktı. Örtüler kaldırılmıştı kanepenin üstünden. Çay içilmiş. Burhan da diyor ki aşağıda sesler duyuyorum. Biz yokken bu eve biri girmiş. Kim girdi ya? Kim girmiş olabilir ki? Acaba şu anda hala içeride mi? Tamam. Heyecan yapma. Yasak. Susut, çaktırmayın. Sakın. Kimse yok bence. Her tarafa baktın mı Burhan? Yatakların altına filan. Mutfağa bakabildim. Öbür taraflara bakamadım.
bir şey isteyemeyiz. Belki de o gürültü hırsızın kaçma gürültüsüydü. Kedi de olabilir mesela. Bir kedi burada çay mı içti Burhan Bey? Mücevherlerin hepsi de duruyor. Belki evsiz bir gariban filan. Önce geldi, yedi, içti, birkaç gün böyle yattı, kalktı. Sonra da bizim sesimizi duyunca kaçtı. Ya plan yaptı. Aslında şu anda evde. Saklanıyor. Gece olunca bıçağını çıkartacak. Ve hışır hışır hırtlaklarınızı kesecek. Sonra da mücevherleri alıp kaçacak. Olamaz mı? Ulan ben ya. Ay polis bir çağırsak. Karşılama komitesi de hazır. Aslan. Hoş geldin. Merhaba Makbule. Merhaba Burhan Bey. Bir şey kokuyor ya burada. Hırsız girmiş. Hamlas evi kokutmuş. Her yere baktım. Kimse yok. Oh. Ay, Allah razı olsun Sabit Efendi. Biz de çok korktuk. Gafur da köyde marangozluk öğreniyormuş ha? Doğrudur. Çok güzel. Hediyeciğim nasıl? İyi. Allah iyilik versin. Zeynep nasılmış? Haber var mı? Benim öyle bir kızım yok. Anlayın. Ah Mahpule. Aa, duydum. Hoş geldin kızım. Gel bir öpeyim bakayım. Oh. Ah hadi bakalım. Oh. Sabit de buradaymış. Ya bir siparişimiz var mı diye sormaya gelmiş. Yok canım. Aşk olsun. Ne siparişi? Biz kendimiz hallederiz. Nasılsın Sabit? İyi olmaya çalışıyorum. Oh oh. Nasıl? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı bir ihtiyacın filan? Yok. Yeterince yaptınız. Aman canım, biz bir aile sayılırız neticede. Yani bir ihtiyacınız varsa çekinme. Değil mi İfo? Aslında Hediye'nin kardeşi Cesur geldi. Temiz çocuktur. Ha. İyi araba kullanır. Hesap tutar. Patronu batmış. Yardımcı olursanız çok kolay geçer. Aa, bak ne güzel. Tabii biz yardım etmeyip de kim edecek yani? Biz sizi çok severiz. Gelsin bir tanışalım bakalım. Nereden gelmiş? Kelebekler Vadisi'nden. Çok güzel. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı.